Şimdi ben ilk önce Tolga'ya soracağım. Evet. Efendim. Tolga diyordu ki... Alo? Evet. Efendim? Dinliyorum Tolga sizi. Diyordu ki hep zaten genel konu o. Evet. İnsanların psikolojik tedavi görmesi gerekli. Evet. Söylüyor. Fakat sizin travestilikten önce de iki döneminiz var. Yani bu Lubunyalık ve Geylik. Evet. Bunu biliyorsunuz. Evet. Şimdi Geylik'ten sonra zaten duygularının kadın olduğu söyleniyor. Yani benim arkadaşlarım çok. Evet. Bu psikolojik tedaviye neden gerek duyuluyor? Onu öğreneyim. Ben öncelikle şöyle cevap vermek istiyorum. Bu insanlar travestilik süresini aştıktan sonra öncelikle şöyle girmek istiyorum konuya. Normal bugün bir erkekte bile 3'te 1 kadınlık hormonu var. Eğer 3'te 2 varsa bu insanlar travesti oluyor. Eğer 3'te 3 oluyorsa transseksüel, yani artık travestiliği aşmış, ameliyatla kadın olmaya karar vermiş insanlar. Fakat Türkiye'de bu testsiz yapılıyor. Bizim amacımız bu insanların çağrısına bir cevap vermek. Yani bu insanlar test edildikten sonra ameliyat olsun. Biz bunu istiyoruz. Bir de ben şeyi sormak istiyorum. Yani mutlaka şey mi olmalı? Yani gay oldum, işte travesti oldum. Onlar bölüm bölüm. Olmaz öyle bölüm bölüm onlar. Bugün İstanbul'da binlerce gay yaşayabiliyor. Niçin kadını tercih ediyor? Onun sorunu o da. Yani. Erkek görünümünde olup kaparkalarında verenler var. Suratlarında sakallı. Cinsellik demek değildir burada. Biz cinsellik tartışmıyoruz. Ne dedim, bir dakika kaçırdım. Erkek görünümünde olup sakallı bıyıklı kaparkalarında verenler var. İğrenç görüntüde. Basitlik canım. Evet. Nazan Hanım'a şunu soracağım. İstanbul'da bu travesti diyeceğim daha çok. Artık geyler, daha çok travestiler ticari amaçla fuhuşu yapıyorlar. Ve para elde edip ameliyat olabilmek için. Yani operasyonu gerçekleştirebilmek için. Ki bu da tarla başında çok yoğun. Bunu sizler de biliyorsunuz. O zaman siz para verirsiniz, siz ameliyat ettirirsiniz. Demek ki siz tarla başı gibi basit yerlerde geziyorsunuz.